Venga, que portamos pa. Fransa'da tansiyon iyice yükseldi. Hükümet anayasal yetkisini kullanarak Ulusal Meclisi bypass etme kararı verdi. Ne pahasına olursa olsun emeklilik reformunu hayata geçirmek istiyor. Ancak bu hamle büyük bir siyasi riski de beraberinde getirdi. Düzenleme emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor. Macron aslında bunu yıllar önce yapmak istedi. O zaman aylar süren protestolar ve çatışmalar yaşandı, girişim rafa kalktı. Ancak Macron ikinci kez seçilirken de en önemli vaadi emeklilik reformunu hayata geçirmekti. Reform yakın zamanda tekrar gündeme geldi ve yine protestolar başladı. Macron bunun yapılmaması halinde gelecekte emekli maaşlarının ödenmesinde sıkıntılar yaşanacağını söylüyor. Eylemlere rağmen parlamento süreci devam etti. Reform paketi senatoda kabul edildi. Ancak ulusal meclis kanadı hükümet için risk içeriyor. Reddedilme ihtimali büyüktü. Hükümet anayasal hakkını kullanmaya karar verdi. Ulusal meclis bypass edilerek reform yasalaşacak. Başbakan Elizabeth Borne parlamentoda bunu açıkladığında büyük tepkilerle karşılaştı. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Bu aynı zamanda hükümet için kumar demek. Çünkü anayasanın o maddesinin işletilmesi muhalefete de bir adım atma imkanı tanıyor. Muhalefet lideri Marine Le Pen o adımı hızla attı. Hükümet hakkında gen soru verdi. Cette réforme était injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Şimdi iki seçenek var. Gen soru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Önerge mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve senatonun önüne geliyor. Hükümetin anayasanın 49. maddesini işletmesi üzerine sokaklar bir kez daha karıştı. Başkent Paris ve diğer birçok kentte tasarıya karşı olan binlerce kişi tekrar eylem yaptı. Sinirler oldukça gergindi. Göstericiler yollarda barikatlar kurdu, ateşler yaktı. Polis zaman zaman müdahale etti, çatışmalar çıktı. En az 120 kişi gözaltına alındı. Son anketler seçmenlerin tasarıya önemli oranda karşı çıktığını gösteriyor. Sendikalar grev ve protestoların büyüyerek süreceği konusunda uyarıyor. Peki şimdi ne olacak? Fransız basınında önemli bir iddia var. Buna göre Cumhurbaşkanı Macron son çare olarak Ulusal Meclisi feshedebilir. Elize Sarayı'ndan bu iddiaya cevap gelmedi ancak ihtimal dahilinde olduğu düşünülüyor. Bu olası hamle sokaklarda tansiyonu iyice yükseltebilir. Zira yapılan son kamuoyu araştırması Fransızların %71'inin hükümetin istifasını istediğini ortaya koydu. Yaşananlar dünyanın da yakın takibinde. ABD'li Politico dergisi dikkat çekici bir analiz yayımladı. Dergiye göre bu politika Macron'un cumhurbaşkanlığına da mal olabilir.